Tabii hani okunarak arif olunmaz. Yani irfani bilgi diye kitaplardan edinerek arif olunmaz. Olmak başka bir şey tabii. Yani bilmek başka, bulmak başka, olmak başka derler. Zevk edilmesi lazım. Tasavvuf hal işidir gerçekten. Ama mesela benim tasavvufa merakım var. İslam irfanına, İslam tasavvufu nedir? Bu alan çok hani sorunlu bir alan, tartışmalı bir alan, gerilimli bir alan. Çok farklı görüşler serdediliyor. Ama benim bir merakım var veya içimde bir ateş var, bir aşk var. Nereden geldim, neciyim, ne haldeyim, nereye gidiyorum, nasıl bir hale dönüşeceğim? Temel bu ontolojik soruları artık çok soruyorum yakıcı bir şekilde diyen dostlarımıza. Yani evvel aşk gerek ere, önden aşk gerek ere, andan dervişe benzer diyor Yunus. Önce ya Rab bir aşk vergil bana, kandeliyim bilmeyeyim niyazına benzer bir şekilde. Ya da ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni niyazına uygun bir şekilde. Cenab-ı Hakk'ın aşkını dinlemek lazım. Ona vasıl olmak için, ulaşmak için, yani vahdetin gönülde gerçekleşmesi için bir aşkın uyanması lazım. Yani ya, niyet ettim ya Rabbi sana aşık olmaya deyip uyumak lazım geceleri. Bundan sonra mesela ben çok pratik bir şey, yani o düzeyde değilim, öyle bir makamda değilim ama dostlarımıza, yani kardeşlerimize bir kardeşleri olarak şunu önereyim. Mesela Lütfi Filiz Üstadımızın Noktanın Sonsuzluğu diye muazzam bir kitabı var. Birkaç cilt bir kitap bu. Mesela bunu okumalarını salık veririm. Bugün günümüzde tasavvufu merak edenler için en güzel kaynakların başında geliyor bu. Hem son derece yalın, son derece öz, son derece de ayrıntılı konulara nüfuz etmiş. Kendisi de zaten yaşamış, hal ehli bir insan. Bu okuma mesela yararı olabilir. Ama okumayla tabii okumaktan mani ne? Kişi kendini bilmektir. Kendini bilecek, hakkı bulacak, hakkı bilecek. Kendinde hakkı bilir insan zaten nefsinde. Dolayısıyla o bir ilk adım olabilir aslında diye düşünüyorum.